Bu videoda özel bir rassal değişken sınıfı olan binom değişkenlerinden, evet binom değişkenlerinden bahsedeceğiz. Binom değişkenlerini öğrenmeye başladığımızda ilginç olmalarının yanı sıra binom değişkenlerini kullanan bir sürü istatistik ve olasılık kavramı olduğunu da göreceğiz. Neden bahsettiğimin bir an önce netleşmesi için işe somut bir binom değişkeniyle başlayıp bu değişkenin neden binom değişkeni olduğu hakkında konuşmak istiyorum. Diyelim ki elimizde bir madeni para var. Bu paranın hilesiz bir para olduğunu düşünelim. Evet, hızlıca bir bozuk para çizmeye çalışıyorum. Bu parayla yazı tura atıyoruz ve belirli bir atışta tura gelmesinin olasılığı 0,6. Yazı gelmesinin olasılığı da 1 eksi 0,6'dan 0,4 olacak. Şimdi de rassal değişken x'i 10 atışta gelen tura sayısı olarak tanımlayalım. Bunun neden bir binom değişkeni olduğuna gelecek olursak, binom değişkenleriyle ilgili verilen koşullardan biri binom değişkenlerinin sınırlı sayıda bağımsız denemeden oluşmasıdır. Hemen not edeyim. Sınırlı sayıda bağımsız deneme. Bağımsız denemenin ne anlama geldiğini merak ediyorsanız bu örnekteki deneme atılan yazı tura'dır. Evet az önce kullandığım terminolojideki deneme burada atılan yazı tura anlamına geliyor. Anlaştık mı? Denemelerin ya da yazı turaların bağımsız olması da bir atışta gelen yazı ya da tura'nın olasılığının bir önceki atışta gelen yazı ya da tura'nın olasılığı ile alakası olmaması demektir. Ve buradaki örnekte denemelerin de bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. İkinci koşul, denemelerin net bir şekilde başarılı ya da başarısız olarak sınıflandırılması ile ilgilidir. Bunu, denemelerin sonucunun iki ayrık sonuçtan biri olması şeklinde de yorumlayabilirsiniz. Not edeyim, her denemenin sonucu, evet bizim örneğimizdeki deneme yazı tura atışıydı, her denemenin sonucu başarılı ya da başarısız olarak sınıflandırılabilir. Evet. X rastsal değişkeni hakkında konuşacak olursak burada önemli olan tura sayısı olduğu için turayı başarılı, yazıyı da başarısız sonuç olarak sınıflandırabiliriz. Atışların her birinde ya yazı ya da tura gelecektir. Yani ya başarılı ya da başarısız olacak. Öyle değil mi? Binom değişkenleri ile ilgili bir başka koşul denemelerin sayısının belirli olmasıdır. Evet, belirli deneme sayısı diye not edelim örneğimizde de 10 yazı tura atışı yani 10 denememiz var son koşul ise her denemedeki başarılı sonucun bu bizim örneğimizde tura gelmesi anlamına geliyor olasılığının sabit olmasıdır Bundan az önce bahsetmiştik. Her bir yazı tura da tura gelmesinin olasılığı neydi? 0,6 değil mi? Olasılık eğer denemeler arasında değişiyorsa, mesela her seferinde farklı bir parayla yazı tura atıyorsak, bu değişken bir binom değişkeni olamaz. Bu noktada bu değişkenin neden bir binom değişkeni olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Peki, binom değişkeni olmayan bir örnek üzerinde düşünmek istersek. Bu kez y rassal değişkenini standart bir kart destesinden kartları geri koymadan sırayla rastgele iki kart çektiğimizde gelen papaz sayısı olarak belirleyelim. Bunun da bir binom değişkeni olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Her bir deneme başarılı ya da başarısız olarak sınıflandırılabilir, öyle değil mi? Buradaki deneme desteden kart çekmektir. Bu kart eğer papazsa başarılı, değilse de başarısız oluruz. Evet, bu kriteri yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Deneme sayısı da belirli desteden iki kart aldığımıza göre bu kriteri de yerine getirmiş oluyoruz değil mi? Peki ya bu kriterler? Yani değişkenin bağımsız denemelerden oluşması ve her denemedeki başarı olasılığının sabit olması. Birinci çekişte papaz gelmesinin olasılığı şöyle yazayım. Bir destede dört tane papaz olduğuna göre ilk çekişte papaz gelmesinin olasılığı 4 bölü 52'dir. Peki ya ikinci çekişte? İkinci çekişte papaz gelmesinin olasılığı birinci kart ne olduğuna bağlıdır. Eğer birinci çekişte papaz geldiyse evet, eğer birinci kart papazsa geriye 51 kart kalır ve bu 51 kartın 3'ü papaz olduğu için olasılık 3 bölü 51'dir. Eğer birinci kart papaz değilse geriye yine 51 kart kalmıştır ama bu sefer bunlardan 4'ü papaz olduğu için olasılık 4 bölü 51 olur. Bu denemelerin bağımsız olmadıklarını görüyorsunuz değil mi? Evet, bu koşul sağlanmıyor. İkinci denemede ne olacağı, birinci denemede ne olduğuna bağlı. Ve çektiğimiz kartı desteğe koymadığımız için her denemedeki başarı olasılığı da aynı değil. Bu yüzden Y bir binom değişkeni değildir. Y'nin tanımındaki kartları geri koymadan ifadesinden kurtulursak işler değişir tabii ve Y bir binom değişkeni olur. Evet, burada kartları geri koymadan demek yerine kartları geri koyarak deseydik, papaz gelmesinin olasılığı her çekilişte 4 bölü 52 olurdu. Denemelerin sayısı belirli, başarı olasılığı sabit. Değişken bağımsız denemelerden oluşuyor ve her deneme başarılı ya da başarısız olarak sınıflandırılabiliyor.